Canım Penceresi'nden herkes saygılar, sevgiler. Sürekli artan fiyatlar karşısında 150 bin lira gibi büyük bir para ile güvenli, konforlu ve performanslı otomobiller yerine daha az yürütme giderleri olan, daha az yakan, parçası ucuz, satması kolay otomobiller bakıyoruz. Bu pencereden değerlendirme yaptığımızda karşımıza ilk çıkan model Citroen C-Elize ve Peugeot 301. İki model de Peugeot Société Anonyme'in sahibi olduğu için aynı sırada değerlendiriyoruz. 1.2 litrelik motorlu modelleri satın almak isterseniz 2 yaşından genç, 20 bin kilometreden daha düşük, sıfır ayarına yakın 301'ler karşınıza çıkacaktır. 1.5 ya da 1.6 litrelik HDI motorlu modellerde ise en iyi ihtimal 2018 model bulabilirsiniz. Yıllık yaptığınız yol 15 bin kilometreyi geçmiyor ise dizel motorların eskisi kadar ekonomik olmadığını söylemekte yarar var. Yıllık 20 bin kilometre ve üzeri yol yapıyorsanız ise dizel C-Elize'lerin 5 litrenin altına düşebilen yakıt tüketimi yüzünüzü güldürecektir. İşçilik ve malzeme kalitesi çok yüksek değil. Fakat makyajlı versiyonlarında yol tutuş, içeriye rüzgar sesi alma biraz daha iyileştirilmiş. Uzun aks mesafesi ile iç alanı gayet yeterli. 506 litrelik bagaj hacmi de aileler için yeterli. Shine donanım C-Elize'lerde 16 inç jantlar, 7 inç dokunmatik ekran, dijital klima, hız sabitleyici, yol bilgisayarı, gündüz LED farları gibi donanımları bulabilirsiniz. C-Elize'lerin ilk modellerinde görülen AdBlue ve süspansiyon sorunları ile trigger setinin erken değişim gerektirmesi yeni modellerde daha az görülüyor. Egea ile ilgili en detaylı YouTube videosunu ikinci el Egea alınır mı videomuzda bulabilirsiniz. Burada da kısaca bahsetmek gerekirse geliştirilmesinde Fiat Türk ekibinin önemli rol oynaması Egea'yı ülkemiz şartlarına çok uygun otomobillerden biri haline getiriyor. 1.4 litrelik başlangıç motorlu modellerini almayı kabul ederseniz bir yaş civarı hatasız bir Free Ace'i bulmanız mümkün. 1.3 dizel bakarsanız 2 yaş civarı, 1.6 dizel bakarsanız ise 2 ila 3 yaşından büyük modeller karşınıza çıkacaktır. 1.4 litrelik benzinli motorlardaki yağ eksiltme sorunu birçok kullanıcının şikayeti. Dizel motorlarda ise diğer markalardaki kadar turbo ve enjektör sorunları görülüyor. Egea alırken dikkat edilmesi gereken nokta da işte tam burada ortaya çıkıyor. Eğer dizel bir Egea alacaksanız, o alacağınız Egea'nın yakıtının Opet benzin istasyonlarından alınmış olması ve bunun kayıtlı halde olması önemli. Çünkü Fiat 5 yıllık garanti süresince sadece Opet'ten mazot alınması halinde Egea'lardaki enjektör sorunlarını ücretsiz çözüyor. Öte taraftan Egea ağırlıklı olarak ticari filo kullanımlarında tercih edilen bir otomobil olduğu için İkinci elde bu durumla ilgili konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bazı modelleri kiralık ya da satış temsilcilerinin elinde yıpranmış olabiliyor. Otomobil Distribütörleri Derneği'nin hazırlattığı verilere göre Fiat ikinci elde ortalama 31 gün bekleme süresi ile satış süresi en hızlı olan marka. Skoda Octavia, Volkswagen Jetta'nın gerisinde olan bir otomobil değil fakat marka değerliliğinin daha düşük olmasından dolayı biraz daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Bu bütçelerde 2016 modele kadar 2013 yılında üretilmeye başlayan 3. nesil Skoda Octavia'lardan satın alabilirsiniz. Octavia'lar Volkswagen desteğiyle 20'nin üzerinde motor seçeneğiyle üretilmiş olsalar da bu bütçelerde ağırlıklı olarak iki motor alternatifi karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki 1.2 litrelik 105 beygir gücündeki TSI motor. Bu motor şehir içerisinde 6 litrenin biraz üzerindeki tüketimiyle ekonomik fakat performans konusunda yeterli değil. 1.6 litrelik dizel motorun 90 beygirlik seçeneği var olsa da biz 110 beygirlik olan modifikasyonu tavsiye ederiz. Bu motorun da performans verileri çok iyi değil. Fakat şehir içerisinde 5 litrenin altındaki tüketimiyle listemizin ekonomiklerinden, 590 litrelik bagaj hacmi sınıfının en iyilerinden. Elegans donanım orta sınıf bir otomobil için beklentilerinizi karşılayabilecek nitelikte. Skoda Octavia'ların iç tasarımı kuzeni Jetta'ya çok yakın. Fakat malzeme kalitesi Jetta'nın bir tık gerisinde. İkinci elde ise Jetta kadar ilgi göremiyor. Hyundai her geçen gün kendisini geliştiren, ülkemiz pazarında büyüyen bir marka. Ve bu bütçenin orta sınıf kompakt sedanları ise Elantra. 150 bin liralık bir bütçe ile 2013 yılı sonrası üretilen 5. nesil makyajlı kasa Hyundai Elantra'lardan satın alabilirsiniz. Benzinli motor seçenekleri 1.6 litre 132 beygir gücündeki CVTi motor.
Bu motor Elantra'ya 200 km hıza ulaştırabiliyor ve 100 km'lik şehir içi yolculukta 8.7 litrelik fabrika verisine göre yakıt tüketiyor. Dizel Elantra satın almak isterseniz 2015-2016 model bulma ihtimaliniz var. Hatta hasar kaydı sizin için önemli değil ise 6. nesil Elantra'lardan da bulabilirsiniz. 6. nesilde dizel motor 136 beygir gücünde, performans verileri ise benzinli motor seviyelerinde ve yakıt tüketimi şehir içerisinde 6 litrenin altında. İç hacim ve arka oturma alanı yeterli olsa da 458 litrelik bagaj hacimleri sınıfında yer alan rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. Elantra'da Elite, Style ve Style Plus gibi donanımları bulabilirsiniz. Her donanım seviyesinde temel ihtiyaçlarınız düşünülmüş. Elantra, ikinci el piyasasında güçlü rakipleri olsa da sizi çok üzecek bir araç değil. Çünkü Hyundai fanları her geçen gün artıyor. Fakat özellikle garanti kapsamı konusunda servis şikayetleri de her geçen gün artıyor. Bu bütçelerde 4-5 yaşında sedan, J-kası, Opel Astra satın almanız mümkün. Şu anki sahipleri Fransız olsa da Opel ruhunda Alman özellikleri barındıran bir marka. Başlıca 3 donanım seviyeleri var. Bunlar Business, Edition ve Sport. Business donanım sanki kiralama şirketlerinin satın alması için üretilmiş gibi. Edition ve Sport donanım da ekipman olarak yeterli. Fakat Sport donanımda bulunan çift yönlü dijital otomatik klima da sıcaklık derece göstergesi bulunmuyor. Yalıtım konusunda başarılı olan Astra'ların göğüslerinde kullanılmış olan sert plastik üstü yumuşak kaplama kaliteyi biraz düşürmüş. A sütununun biraz kalın olması zaman zaman görüşte sorun yaratabiliyor. Bize göre konsoldaki tuş karmaşasının yerine dijital ekran kullanılmalıydı. 460 litrelik bagaj hacmi rakiplerinin birazcık gerisinde. Bu bütçedeki benzinli motor tavsiyemiz 1.4 litre 140 beygir gücündeki motor. Bu motorlu modeller 207 km hıza çıkabiliyor. Ve fabrika verilerine göre şehir içerisinde 7.8, gerçekte ise 10 litreye varan yakıt tüketiyor. Bu modelin ağırlığı 1475 kg olduğundan ve 200 Nm tork gücünden dolayı ara hızlanmalarda bekleneni veremiyor. Dizel motorlarda ise 1.6 litre 136 beygirlik seçenek diğer dizel motorlardan biraz daha öne çıkıyor. Start-stoplu modeller şehir içerisinde 5 litrenin altında yakıt tüketiyor. 320 Nm'lik tork güçleriyle ara hızlanmalarda da benzinli modellerden daha iyiler. Listemizin ilk beşine bir Japon klasiği ile başlıyoruz. Toyota Corolla. Dünyanın en çok satan otomobili. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre yıllık bazda dünya satış liderliğini yeniden eline aldı. Ve bugüne kadar dünya genelinde toplamda 50 milyon adetten fazla satıldı. 150 bin liralık bir bütçe ile, biraz kapsamlı bir arama ile 2016 modele kadar 11. nesil E170 kodlu Toyota Corolla'lardan bulma şansınız var. 1.33'lük Life donanım bana yeter derseniz temiz, düşük kilometreli ve daha genç modelleri de karşınıza çıkacaktır. 90 beygirlik 1.4 litrelik dizel motorlu modellerin fiyatları 1.6 litrelik benzinli motorlardaki gibi daha yüksek. Ya da bu bütçelerde bunların hasar kayıtlı olanlarını bulabiliyorsunuz. 1.4 litrelik dizel motorun otomobilin kasasına biraz yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Advanced, Premium ve Touch donanımlardan Touch ve Premium donanım biraz daha dolu olanları. Corolla'ların en sevilmeyen özellikleri ise yalıtım ve içeriye ses almama bakımından Avrupalı, özellikle de Alman rakipleri kadar başarılı olamamaları. Sahiplerinin en sevmediği yönü ise servis ve yedek parça fiyatları. Fakat çok sorun çıkartmadıklarından sahiplerini fazla üzmüyorlar. Corolla ikinci elde ise yüzünüzü hep güldüren bir otomobil. 9. nesil Honda Civic ya da FB 7 kasa Civic'ler bu bütçelerde alınabilecek otomobillere nazaran biraz daha yaşlılar. Çünkü Civic'çiler otomobillerini çok kıymetli görüyorlar. Bu yüzden Civic daha çok 0 kilometrede önerebileceğimiz bir otomobil. Çünkü ikinci elde talep edilen fiyatlar bize göre hak ettiklerinin üzerinde. İlla ki Civic alacaksanız bu bütçelerde 6-7 yaş civarı önemli bir kazaya karışmamış ve 100 bin kilometre civarında orta halli bir FB 7 kasa Civic satın alabilirsiniz. Hatta kapsamlı bir arama ile fabrikasyon tüplü elegans ya da premium pakette bulmak zor değil. FB 7'lerde kullanılan 1.6 litrelik VTEC motor 125 beygir ve 152 Nm tork gücü üretebiliyor. 0'dan 100'e hızlanmaları 10 saniyenin altında ve yakıt tüketimleri şehir içerisinde 9 litre seviyelerinde. Özellikle otomatik şanzımanlı Civic'ler yokuşlarda yetersiz kalsa da genel olarak performansları yeterli.
Ayrıca Honda'nın otomatik şanzımanları sınıfının en az sorun çıkartan şanzımanlarından biri. Ufak tefek kayış ve soket sorunları görülse de Civic'lerde Avrupalı rakiplerinden daha az motor, şanzıman ve alt takım arızaları görülüyor. Bu yüzden sahipleri tarafından Civic'ler çok seviliyor. LPG ile kullanılan Civic'lerde her yıl sübap ayarlarını yaptırmakta fayda var. Renault, ülkemizde en fazla bayi ve servis ağına sahip olan marka ve özellikle orta segmentte oldukça ilgi görüyor. 4. nesil sedan Megane'larda 1.2, 1.3 ve 1.6 litrelik benzinli motorlar var. Bunlardan 1.2 ve 1.3 olanları 130 ve 140 beygirlik turbo motorlar. Bu bütçelerde bu motorlara sahip 5 yaş civarı biraz yıpranmış yüksek kilometreli ya da hasar kaydı olanlarını bulmanız mümkün. Öte taraftan bizim tavsiyemiz 1.5 litrelik dizel motorlara sahip Megane'lar. Dizel Megane 4'lerde 90, 95, 110 ve 115 beygirlik modifikasyonlar var. Tüm alternatiflerinin iyi bir performans sunmadıklarını kabul etsek de bu motor sağlamlık ve verimlilik anlamında kendisini defalarca ispat etmiş bir motor. Bu yüzden bizim tavsiyemiz. Megane 4 orta seviyedeki içerik ve malzeme kalitesiyle herkesi memnun edemeyebilir. 140 km üzeri hızlarda güven vermemesi gibi dezavantajları sizi memnun eder mi? Kendinize sormalısınız. Megane'ların ikinci el değerliliğinin yüksek olması, heybetli görüntüsü, bayi ve servis ağı ile birlikte yedek parça fiyatlarının rakiplerinden daha makul seviyede olması sizi ekonomik olarak memnun edecektir. Ayrıca yeterli büyüklükteki ön ve arka alanları ile birlikte 503 litrelik bagaj hacmi ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Expansion, Joy ve Touch donanımlardan önerimiz Touch. Maalesef onların fiyatları daha yüksek. Listemizin zirve ortağı Ford Focus. 150 bin liralık bir bütçeyle 2016 model civarı 3. nesil makyajlı kasa Ford Focus satın alabilirsiniz. 2014-2018 yılları arasında üretilen 3. nesil Focus'larda çok sayıda motor modifikasyonu var. Bu bütçelerde karşımıza çıkacak olan başlıca dizel motorlar 1.5 ve 1.6 litrelik hacimlerde. Bunların güçleri ise 95 ila 120 beygir arasında değişiyor. 1.6 litre 115 beygir gücündeki motora sahip modeller otomobili 193 km hıza ulaştırırken şehir içi 100 km yolda fabrika verilerine göre 5.7 litre yakıt tüketiyor. Benzinli motorlarda 1.5 litrelik EcoBoost 182 beygirlik alternatif bulunsa da bu bütçede bu otomobili almak pek mümkün değil. En iyi ihtimalle, ki bu da düşük bir ihtimal, 150 beygirlik seçenek karşımıza çıkabilir. Bu motorun 0'dan 100'e hızlanması 9 saniyenin altında, yakıt tüketimi ise şehir içerisinde 8 litrenin üzerinde. Bu bütçelerde en sık rastlanılan motor 1.6 litre 125 beygirlik VCT motor. Bunun performans ve ekonomi verileri sınıfının ortalamasının biraz altında. Ford'un motorlarının tamamı sağlam uzun ömürlü olsa da 1.6 CVT motoru LPG'li olarak kullanırsanız performans kayıplarından şikayet edebilirsiniz. Focus genel olarak oturaklı şasi yapısı ve sunduğu donanımlar ile güvenlik ve konforunuzu sağlıyor. Ve de belki de sınıfındaki en iyi yol tutuşu size sunuyor. Yedek parça fiyatları ucuz değil fakat kolaylıkla bulunabiliyor. Ayrıca ikinci elde sizi üzmeyecek bir otomobil. Videomuzda yer alan otomobilleri zevkinize göre değerlendirip yorumda sıralayabilirsiniz. Bizim listemizin zirvesinde Volkswagen Jetta var. Jetta'nın zirvede olmasının sebebi güvenlik, mühendislik, içerik ve malzeme kalitesinin yeterliliği ve tasarım gibi nedenlerin yanında dünyada ve ülkemizde de son 20 yılda Volkswagen markasının kat ettiği ilerleme, servis ağının genişliği, hizmet kalitesi kullanıcılarını genel olarak memnun ediyor. Fakat servis ve yedek parça fiyatlarının yüksek olması kullanıcılarını üzüyor. Ayrıca genel olarak keyifli bir sürüş sağlamalarına rağmen sorunlarının kronik hale geldiği DSG şanzıman almayı düşünenlerin aklında soru işareti olmaya devam ediyor. 150 bin liralık bir bütçeyle 2014 yılında makyajlanan 6. nesil Jetta'lardan 2016 modele kadar bulabilirsiniz. Bu bütçelerde 1.2 ve 1.4 litrelik TSI motorların yanında 1.6 litrelik TDI dizel motoru da bulabilirsiniz. 105 ila 150 beygir arasında olan bu motorların geneli teknolojik, verimli ve kişisel tercihlerinize göre beklentilerinizi karşılayabilecek nitelikte. Highline donanım konfor açısından en zengin olanı. 510 litrelik bagaj hacmi bir aile için yeterli ve Jetta'nın en büyük avantajı Volkswagen markasının değerliliği ve bu sayede ikinci elde en az değer kaybeden otomobillerin başında yer alıyor. Bu videodan bizden bu kadar. Umarım kendiniz için en uygun otomobilleri alıp güle güle kullanırsınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.